Hocaya götürdüm. Evet. Tabii bizim adımıza, oyun adına da ümit verici. Skor da sonuçta Beşiktaş geçen sene şampiyonluğu. Oturmuş, ciddi, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Kazanmak güzel. Bu başlangıcın bir tek maçlık, bir motivasyon olmadığını göstermek istiyoruz. Sezonun geneline bunu yaymak istiyoruz. O isteğimizi, arzumuzu, iştahımızı. O yüzden Antalyaspor'da yeni hocasıyla, yeni oyun anlayışıyla onlar da istekli ve arzulu başladılar yeni hocalarıyla. Ligimizde maç kazanmak kolay değil. O yüzden her maçın kendi içinde zorlukları var, ayrı senaryoları var. Dersimize çalışıyoruz. Oyuncularımızı ona göre hazırlamaya gayret gösteriyoruz. İnanıyorum bu motivasyon sonuçta Beşiktaş maçının motivasyonuyla beraber devam edecek. Ve biz yine istediğimiz oyunu gün ve gün oynayarak rakiplerimize kabul ettiren bir Başakşehir olarak lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Tabii Başakşehir benim çok iyi bildiğim ve içinde de yıllarca hepinizin de bildiği gibi içinde bulunduğum bir camia, bir kulüp. Burası benim için çok özel bir yer. Bir teknik adamın da inanıyorum Türkiye'deki benim görevimde olan herkesin de çalışmak isteyeceği çok mükemmel bir ortam var burada. O yüzden evet Başakşehir geçmişte şampiyonluk yaşadı, şampiyonlukları kovaladı ama her takımın iniş çıkışlı grafikleri olabilir. Ve bu sene itibariyle de aslında oyunsal olarak baktığınızda bu puanlarda kalmaması gereken oyunlar da oynadı Başakşehir Aykut hocamızla beraber. Biz kendi oyun anlayışımızı ve felsefemizi birinci dakikadan, birinci antrenmandan itibaren hissettirmeye çalıştık. Oyuncular da buna güzel reaksiyon gösterdiler. Önemli olan burada yakalanan birlikteliği, beraber hareket etme isteğinin arzusunu sezon geneline yayabilmek. Bunu amacı edindik hepimiz, ekibimle beraber. Bunu da yapabilecek, inanıyorum hem tecrübemiz var hem enerjimiz var. İnşallah kazanarak devam etmek, kazanmayı alışkanlık haline getirmek en büyük arzum isteğim kulüpte. Freddy'nin ufak ağrıları var, geçmişten de gelen. Ömer'le bizle beraber, dün Edin bizle beraber çalışmadı. Yani hemen hemen takımın hepsinin hazır olacağını düşünüyorum Antalya maçına kadar. Ufak tefek rahatsızlıklar olabilir ama elimde geniş, iyi bir kadro var. Ve bu anlamda Aykut Hoca'ya da teşekkür etmek gerekiyor. Fizik anlamında çok iyi bir takım devre aldık biz. O yüzden takımımıza inanıyor, güveniyor. Her oyuncuya ayrı ayrı tabii ki değer veriyoruz. Ben elimde geniş ve iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Biraz önce söylediğimi aslında destekler şeyler söylediniz. Yani elimde gerçekten Aykut Hoca döneminden fizik olarak çok iyi bir takım devre aldım. O yüzden oyunun birazcık tabii ki önde oynama isteğimizin olması, oyuncuların arzusunun iştahında olması belki bizim küçük kattığımız şeyler olabilir ama büyük fotoğrafta fiziksel değerlerimizin iyi olması tabanı tamamen Aykut Hoca ve ekibinin eseri. Onlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama ne olursa olsun biz her maçı kazanmak için ayrı senaryosu olduğuna inanarak hazırlanacağız. Ve inanıyorum biraz önce de dedim iyi bir kadro var. Karşılığını alacağımız inşallah sezonu bitireceğimiz bir sene olur bizim adımıza. Nuri tabii çok değerli bir kariyere sahip, çok da değerli bir insan. Benim için de çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca oynadık milli takımda da. İnşallah ona kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyeri gibi çok inşallah iyi kulüplerde teknik adam olarak hizmet eder. Onun için de iyi bir başlangıç oldu. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Türkiye Ligi zor bir lig. Her dediğim gibi maçı kazanmak kolay değil bu ligde. Maç kazanmak kolay değil bu ligde. Ama genç teknik adamlarının şans bulması ve yeni jenerasyonun, yeni nesil oyunun birazcık daha ülkemizde yer edinmesi adına genç nesil teknik adamların görev almasının desteklenmesi yönünde düşüncem var. Ona da başarılar diliyorum. İnşallah uzun seneler ülke futboluna, dünya futboluna hizmet eder. Bizim için de güzel bir tevafuk olacak, güzel bir maç olacak. Aslında transfer adına hiçbir çalışmamız olmadı. Birçok şeylerin konuşulması benim herhalde geçmişte yapmış olduğum görevle alakalı gündeme geliyor. Ama benim hiçbir çalışmam olmadı. Yavaş yavaş bu haftadan itibaren scoutumuzla beraber oturup değerlendirmeler yapacağız. Önümüzdeki senede yine genç ve dinamik bir takım adına hedeflerimiz var. Zaten gençleşmemiz gerekiyor. Kadromuz geniş bir kadro. Sadece transferi oyuncu almak olarak da görmemeniz lazım. Yani elimde çok geniş bir kadro var. O yüzden biz mevcut kadronun çok güçlü bir kadro olduğunu düşünüyoruz. Ama bazı haberlerin çıkmasında
doğal karşılıyorum ben geçmişteki pozisyonumdan dolayı. Ama hiçbir çalışmamız, hiçbir girişimimiz de olmadı. Ya mevki olarak en azından ihtiyaç bölgeleri... Daha zamanımız var. Daha zamanımız var değerlendirmek için. Biz de takımın içine daha yeni dahil olduk. 10 günlük, 15 günlük bir süreç oldu. O yüzden önümüzde değerlendirebileceğimiz bir sürecimiz var. Ya tabii ki ben burada ülkemizde nasyonel hedeflerimiz var. Burada rakibiz bütün takımlarla. Ama ben Avrupa Kupası oynayan bütün takımlarımızın maçlarını kazanmalarını isterim. Çünkü ülke futbolunun gelişimi için buna çok ihtiyacımız var. O arenalarda boy gösterebilecek ligimizdeki başarılarla oralarda boy göstermek istiyorsak oralardaki maçları da kazanmamız gerekiyor. O yüzden ben bütün takımlarımızın başarılı olmasını isterim. Kaybetmesinden de mutsuz olurum. Bunu söyleyerek başlayayım ben sözlerime. Daha sonra da yani dünya futbolu artık gerçekten çok bir pasta. Kulüpler satılıyor, alınıyor. Newcastle yeni böyle bir tahmin ediyorum kaçıncı oldu bu? İkinci oldu galiba. Benden sonra ikinci kez satıldı. Ya ben bir Newcastle'ın içinde bulunmuş ve oranın farklı bir kültürünün, futbol kültürünün olduğunu düşünen birisi olarak, futbolcu olarak da orada bulunmuş birisi olarak bir Jordi'nin Newcastle kulübünü satın almasını daha çok isterdim. Orada çünkü çok daha farklı bir futbol kültürü var. Ama dünya futbolunun da gerçeklerini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben daha yolun çok başındayım. Benim gibi genç olmuş ve ligde başarıyı yakalamış, isim edinmiş bir sürü teknik adamımız var bence benden önce. Ama tabii ki benim de hedeflerim arasında önce gençliğimdeki futbolcu gibi nasyonel, daha sonra internasyonel hedefler var. Hayalim biraz önce de söylediğim çok önemli teknik adamlar gibi benim de hedefim inşallah bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olarak Avrupa'da ülkemin bayrağını temsil etmek. Yani özellikle bir lig, spesifik bir lig söylemem ya da bir ülke söylemem doğru olmaz. Tamamen şu an Başakşehir'in hedeflerine konsantre olmuş durumdayım. O yüzden inşallah o zamanı geldiğinde konuşulur. Şu an için ama biz Başakşehir'in derdini dert edinmiş durumdayız. O yüzden hedeflerim tamamen şu an Başakşehir'in başarısı doğrultusunda. Ya aslında mevkisel olarak değerlendirmemek gerekiyor artık günümüz futbolunda iki yönlü oyunu. Her oyuncunun bence artık iki yönlü oynaması gerekiyor. Bizim ilk gençliğimiz döneminde biraz bu terimler ortaya çıktığında iki yönlü orta saha gibi artık her mevkinin bence iki yönlü oynaması gerekiyor futbolu gerçeğinde. Ama şu an için biraz önce de söyledim, transferle alakalı bir çalışmam yok. Takımı daha yeni yeni tanıma aşamasındayım. Onlar da beni yeni tanıma aşamasındalar. Zamanı geldiğinde düşüneceğimiz oyuncular mutlaka olabilir. Onu da sizle çok açık bir şekilde paylaşmaktan geri durmayız.